1984. Asker kışlasında ve sivil yönetim iş başında. Başbakan Turgut Özal'la birlikte Türkiye yeni bir dönüşüm sürecinde. 24 Ocak kararlarının mimarı ülkeye çağ atlatmayı hedefliyor. Ancak asker vesayetinin gölgesinde bu hiç kolay değil. Darbe sürecinde tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşayan, birkaç yıl önce yokluk, kara borsa ve stokçuluktan bunalan Türkiye, şimdi ekonomide farklı bir rotaya girmek üzere. Türk halkı katma değer vergisi ve faturayla tanıştı. Çikita muzun ithali günlerce tartışıldı. Boğaziçi Köprüsü satıldı ve hisse senetleri birkaç saatte tükendi. 1984 yılında Türk ekonomisindeki dönüşümün habercisi olan gelişmelerden sadece birkaçı bunlar. 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal bu kez başbakan olarak Türk ekonomisinin temellerini değiştiriyordu. Başbakan Turgut Özal 1984 yılının ilk haftasında ekonomide iki kökten değişiklik yaptı. Önce katma değer vergisi deneme olarak uygulanmaya başladı. Ardından Türk parasını koruma kanununda değişiklik yapıldı. Artık döviz taşımak suç değildi ve herkes döviz alıp satabilecekti. Yeni bir şey kazanabiliyor mu silahla? Hayır. Silahla bir şey kazanamıyor. Neyle kazanıyor? Döviz paritesiyle. Döviz paritesi bir silahtır. Kaç yıldan beri? Bunun farkındayız Turgut Bey. Döviz paritesi bir silahtır. O silah eğer kötü kullanırsanız memleketin içeride de aleyhine işliyor. Nasıl Türk parasını koruma kanununu çıkartmışsınız? Ya Türk parasını koruyacağım diye memleketi koruyamıyorsun. Özal 7 Ocak 1984'te basın mensuplarının karşısına geçti ve ekonomide atılacak yeni adımları anlattı. Türkiye'de artık rekabete dayalı serbest piyasa ilkeleri geçerliydi. 8 Ocak Milliyet. Özal müjde dağıttı. Başbakan ilk basın toplantısında yaptığımız iş hesaplı kitaplı. Paramız da var, dövizimiz de. Mevduat artışının %50'nin üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. Nüfus, pasaport, ehliyet, plaka ve ruhsat muameleleri basitleştirilecek. Konut inşası ve konut kredi sözleşmeleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak. Şirketlerin kurtarılmasına karşıyız. Bu düzen silahla değişir diye beyin yıkayanlara, komünist düzen getirmek isteyenlere şunu söylüyoruz. Gayemiz milli geliri artırıp adil gelir dağılımını sağlamaktır. Bunun için rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisiyle sosyal adaletçi programımız var. İlk yaptığı işlerden birisi çift fiyatları kaldırmaktır. 100 dolar veriyorlar. Biz gelir gelmez herkese 1000 dolar verdik. Ama ne yaptık? Fiyatını piyasa fiyatı yaptık. Denge fiyatı yaptık. Uluslararası Türkiye ve uluslararası piyasada neyse Türk lirasının değeri ona getirdik. Ona getirince adam 1000 dolar alamadı. Aldıysa da iyi kullandı. Önemli kararlardan biri de birkaç gün sonra alınan kararlardan biri de hatırlıyorum. Fiyatların kontrolüyle ilgili karardı. O zaman Sanayi Bakanlığı her malın fiyatını tespit eder. Bu Sanayi Bakanlığı fiyatları düşük tutmaya çalıştığı için de çift fiyatlar çıkardı. Bir malın piyasa fiyatı farklı olurdu, resmi fiyatı farklı. Onu da şöyle bir satırlık bir kararnameyle hallettiğimizi hatırlıyorum. Özal hükümeti dövizi serbest bıraktı. Ama yıllarca suç unsuru olarak görülen yabancı paralara ulaşmak hiç kolay değildi. 10 Ocak Milliyet. Milliyet muhabirleri döviz peşinde. Seyahat hürriyeti getirdik, dövizi alan dışarı çıksın diyen Özal bunu biliyor. 2 günde 21 banka dolaşıp güçlükle 100 dolar alabildik. İstanbul'da 11 bankanın 21 şubesini dolaşan 3 arkadaşımız bugün yok, yarın gelin yanıtını aldılar. Eğer günlerce dolaşmayı göze alır, dolar, mark ya da sterlin dışında yabancı paraya razı olur ve sinirlerinize güvenirseniz seyahat özgürlüğünüz var demektir. Türkiye'nin şanssızlığı 1970'li yıllarda, sonra bunun aynısını 90'larda gördük. Koalisyon hükümetleri tarafından idare edilmesiydi. Koalisyon hükümetleri günübirlik kararlarla ta 78-79'a kadar 6-7 yıl ciddi tedbir almadan ekonomiyi götürmeye çalıştılar.
Cumhuriyet'ten sonra 24 Ocak kararlarına kadar ithal ikame modelini benimseyen Türk ekonomisi şimdi ihracatı ve ithalatı geliştiriyordu. Tüketicinin ilk defa tanıştığı ürünler raflarda yerini almaya başladı. İthal gıda maddeleri, ithal beyaz eşya, ithal giyim ürünleri. Ekonomi canlanıyordu ama enflasyon düşmüyor, zamlar da peşi sıra geliyordu. 17 Ocak Milliyet. 5 zam daha. Sümerbank ürünlerine %10, demirçeliğe %3-3,5, kağıda %5-10, petkim ürünlerine %3, alüminyuma %4-5. 18 Mart Adalet. Başbakan Özal, enflasyonu mutlaka durduracağız. 24 Ocak öncesinde ülkede kıtlıklar, kuyruklar dönemiydi. Yani iki paket margarin için, bir paket margarin için millet kuyruğa girerdi. Tut gaz için kuyruğa girerdi. Benzin yoktu, mazot yoktu. 24 Ocak kararları etkisi aşağı yukarı 1,5-2 ay sonra pozitif yönde göstermeye başladı ve ülkede bir nevi yokluklar, kıtlıklar dönemi bitti. Pahalı da olsa mallar bulunmaya başladı. Çarklar dönmeye başladı. Türkiye 1984 yılının ilk günlerinde katma değer vergisiyle tanışmıştı. Artık yapılan alışverişlerden sonra fiş ya da fatura almak gerekiyordu. 19 Ocak Milliyet. Faturalı yaşama alışamadık. Fatura verme alışkanlığı olan iş yerleri yeni uygulamaya kolaylıkla ayak uydururken bakkal, manav gibi esnaf faturaya yanaşmıyor. Bakanlar Kurulu'nun benimsediği faturalı yaşam tasarısı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriliyor. 1984 yılında yaşanan ekonomik canlanma yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye günlerce Çikita muzun ithalini konuştu. 27 Ocak Hürriyet. Başbakan ithal muzu toplatmam dedi. Özal bakanıyla ters düştü. Başbakan Özal, Çikita muzun yasalara uygun olarak ithal edildiğini belirtti. Devlet Bakanı Suudi Turel'in yaptığı açıklamada toplatırım dediği hatırlatılınca kimse toplatamaz. O bizim Antalya milletvekili de ondan böyle konuştu herhalde dedi. Elektrik ve bak şimdi telefon sistemi, elektrik, telefon ve yol. En ana noktalar bunlar. Ve bir başka konu konuttur. Bir başka konu kirli hava vardı mesela Ankara'da. Kuşlar ölüyordu. Kızılay'da ağaç sabah gittikleri zaman yerden kuş topladı. Öyle hava kirliliğinden var. Ne var ama Türkiye'nin görüşünü değiştirdi. Yani insanlar farklı insan oldu. Yani herkes diyor ki ben 83'ten sonra, Anavatan'dan sonra, Tugudur'dan sonra farklı düşünmeye başladım. Ve bütün toplum farklı düşünmeye başladı. Yani bu büyük bir olaydır, büyük bir devrimdir. Nitekim şimdi köprüler, yollar, barajlar mühimdir. Ama ondan mühimi vardır. Siz Türkiye'de her köye elektrik gideceğini düşünemezdiniz. Uçağa binerdiniz, bütün Türkiye'yi karanlık geçerdiniz. Ama birkaç sene sonra bütün Türkiye'yi aydınlık geçiyorsunuz. Siz Türkiye'de köylerde telefon olacağını hiç düşünemezsiniz. Güçlü ekonomi için hazinenin dolu olması gerekiyordu. Ancak kaynaklar sınırlıydı. 9 Ocak 1984'te hükümet IMF ile görüşmelere başladı. ABD'den gelecek 46 milyon dolarlık hibe ise Kıbrıs koşuluna bağlanmıştı. Başbakan Turgut Özal beklediği kaynağı Irak'tan buldu. 30 Mayıs Cumhuriyet. Irak'la 1 milyar dolarlık anlaşma. Saddam'la Özal'ın görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özal'ın şöyle bir fikri vardı. Derdi ki yapılan işin bedeli alınacak. Yani hiçbir şey parası değil. Eğer bir hizmet götürüyorsanız bunun bedeli alınmak zorunda. Bedelini almadan bir hizmeti yapamazsınız. Sonuçta yani insanlara farklı bir hayat, farklı bir güzellik getiriyorsanız onun bir karşılığı olacak. Özal, Türkiye'nin potansiyelinin farkındaydı. Eldeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için adeta uluslararası bir kampanya başlattı ve kısa sürede istediğini aldı. 27 Temmuz Tercüma. Başbakan emir verdi. İkinci köprü ihalesi hemen yapılsın. Japonlar 100 milyon dolarlık devlet kredisi teklif ettiler. Çevre yolları da Suudi Arabistan'dan sağlanacak krediyle yaptırılacak. İkinci köprü Japon ve İngiliz firmalarını harekete geçirdi. Hükümet ihale dosyası tamamlanınca uygun gördüğü firmalara mektup yollayarak teklif isteyecek. Vitrinleri mallarla dolduracaksınız. İnsanlar onları almak için ikimizi çalışacaktır. Yani sizlerde mal yoksa kimse de çalışmaz dedi. Niye fazla çalışsın?
Ama dedi, eğer bunları yorsanız, elektriği, telefonu, televizyonu getirirseniz, telefonu getirirseniz, insanlar bunları elde edebilmek için çalışmak zorundalar, gayret etmek zorundalar. Ülkede böyle zenginleşir dedi yani. Dolayısıyla yani zamların da arkasında bu düşünceler vardır. Yani yapılan hizmetler karşılığında bir şey alınması lazım. Alınmıştır da, bir sıkıntı da olmamıştır yani. Ve biliyorsunuz ilk defa denk bütçe de Arabatan döneminde olmuştur. Yani açığı olmayan bütçe. 7 Ağustos Tercüman. Protokol imzalandı. Türk-Irak resmi görüşmeleri tamamlandı. İkinci petrol boru hattı gerçekleşiyor. Birinci petrol boru hattının kapasitesi de 1,5 milyon varile çıkarılacak. Özal, Irak-İran savaşının bir an önce sona erdirilmesini temenni etti. Turgut Özal, tek başına iktidar olmanın avantajını iyi kullanacak, endüstriyel gelişime hız verecekti. 20 Ekim Milliyet. Başbakan bir günde 5 tesis açtı. Özal aça aça gidiyor. 22 Ekim Milliyet. Özal, Afşin Elbistan Santrali'ni hizmete açtı. Bu temeli atanları saygıyla anıyorum. Ben rahmetlinin ölümünden sonra koyulan deftere bir cümle yazdım. Türkiye'nin 150-200 yıllık ödemeler dengesi ateşten çemberini kaldırdınız, yıktınız. Türkiye'ye hürriyet verdiniz diye yazdım. Siz eğer ihracatınızı, ithalatınızı, ekonominizi sadece refah bakımından değil dengelemezseniz, üstün bir ekonomiye, üstün bir güce sahip olmazsanız, hele hele dış paraya muhtaç olursanız, 70 sente muhtaç ederseniz memleketi, o zaman sizi yönetirler. Mesela Amerikalılara şunu dediğini hatırlarsınız. Biz sizden yardım istemiyoruz. Biz sizinle ticaretimizi arttırıyoruz. Hatırlayın, bu kendine güvenen bir şeydir. Yani bizim istediğimiz bu. Ben senden hile yardımından diyeceğim de ben senden ticareti geliştirmek istiyorum. Eğer bir şeysek, dostsak, müstakilsek bunlar da bize yardım ediyor. 1984 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayınlarının yarısını renkli yapmaya başladı. İthal ürünlerle birlikte televizyon satışları arttı ve artık hemen her evde bir televizyon vardı. Biz iktidara geldiğimiz zaman 3,5 saatlik bir televizyon vardı. Günde 3,5 saat yayın yapardı. O sırada bizden bir arkadaşımız Tunca Toskay bizim dönemde genel müdür oldu. Özal teklif ediyor, bir demet çıktı. Ya bu Özal'ın kafası çalışmıyor galiba. 5 tane kanal istiyor benden. Bu şartlarda ben 5 tane kanal nasıl yaparım diyor. 2 kanala gücüm yetmiyor ki benim diyor, ikinci kanala. 3, 4, 5 nasıl olacak? Bir gün ben konuştum arkadaşla, dedim ki bak, Özal hesabını yapmadan hiçbir şeyi teklif etmez. Senin hesabında hata var. Göreceksin Türkiye 5 kanalda aşacak yapıya gidecek. Artık Başbakan Turgut Özal, hükümetin icraatlarını 2 haftada bir kez TRT ekranlarından vatandaşla paylaşıyordu. 1984 yılında Türkiye, belediye başkanlarını seçmek için gitti sandığa. Aslında bu Turgut Özal'ın bir yıllık icraatları için de bir güven oylaması niteliği taşıyacaktı. Ve Türk halkı Özal'ın istediği o güven oyunu verdi. 6 Ocak Milliyet. Özal sürpriz yaptı. Yerel seçimler 25 Mart günü. Tartışma çıktı, muhalefet meclisi terk etti. Seçimler erken ama SODEP ve DYP katılabilecek. Başbakan, biz 15 gün önce her partinin seçime girmesi kararına vardık. Ancak herkesin ne söyleyeceğini öğrenmek için bu tutumu izledik. Herkesin eteklerindeki taşı dökmesini bekledik. Hodri meydan, dedi. HP Genel Başkanı Calp, iktidarın bizimle aynı noktaya gelmesi onlar için büyük bir gelişmedir. 1983'ün Kasım'ında seçildik. Mart'ta belediye başkanı seçimleri. Askerlerin çıkarttığı kanunu aynen tatbik etseydik, değiştirmeseydik sadece 3 parti katılacaktı. Anavatan, MDP, Halkçı Parti. Biz dedik biz demokratız. Bütün partiler katılacak. Belediye seçimleri için muhalefetle hükümet aynı takvim üzerinde uzlaştı. Özal için son bir yılda sağlanan istikrar en büyük avantajdı. 19 Mart Adalet. Özal, 12 Eylül öncesini halk istemiyor. Biz bu kararı öyle zor aldık ki kendi içimizde. Çünkü bizim teşkilatlar dediler ki öyle şey olur mu? Niye bunları bizim karşımıza çıkartıyorsunuz? Biz de dedik ki demokrasilerde yasak olmaz. Biz onu askerler aldı. Askerler bunu izah edebilir. İhtilal sebebiyle aldık. Biz güvenlik gerekçesiyle bunu yaptık diyebilirler. Ona biz bir şey diyemeyiz. Biz o zaman söz sahibi değildik. Biz şimdi söz sahibiyiz. Kararı biz veriyoruz. Biz
kararı verirken bu yasakları kaldırırız. Kaldırdık. 23 Mart Adalet. 25 Mart mahalli seçimlerinden ANAP birinci parti olarak çıkmazsa diyen Başbakan Özal erken seçim olur. Türk milleti kavgasız, gürültüsüz bir düzen istiyor. Onu da bizde buldu. Şimdi Özal'da bir sihirli taraf var. Bütün Türkiye'ye belediyeciliği anlattı. Ben Ankara'ya geldiğimde Keçiören'e gittim, sokakların çoğu toprak. Şimdi çok kısa bir zaman sonra bu sokaklar kaplanıyor, sokaklar çiçeklerle süsleniyor. Yani bu imkanlar nasıl oluyor, bu imkanlar nereden doğuyor demek ki yani bazen bu ülkedeki imkanlar veya bir ülkedeki imkanları harekete geçirmek de ayrı bir şey. Yerel seçimler Turgut Özal için bir güven oylaması olacaktı. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona rağmen Türk halkı Özal'a devam mesajı verdi. 27 Mart Hürriyet. Yerel seçimin getirdiği 3 büyük sonuç. Özal gücünü pekiştirdi. İnönü'nün hedefi parlamentoda grup. Tabansız iki parti HP, MDP güç durumda. ANAP %45, SDP %22.7, DYP %13.1. 1984 yılının Türkiye'sinde Urfa'nın yeni ismine kavuşması, Nuh'un gemisine ait parçaların bulunmasına dair haberlerin yanı sıra pek çok toplumsal gelişme de gazete manşetlerinde yerini aldı. Gelin şimdi o gazetelerin manşetlerine şöyle bir göz atalım. Urfa'nın adı Şanlıurfa oldu. Efsanenin düğümü çözülüyor mu? Nuh'un gemisine ait olduğu sanılan parçalar Ankara'da basına gösterildi. Bölgeye takviye birlikleri sevk edildi. Eruh ve Şemdinli'de eyleme kalkışan teröristler aranıyor. Güneyde operasyon. Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde jandarma karakollarına, askeri gazino ve subay lojmanlarına bombalı, silahlı saldırıda bulunan sol ayrılıkçı teröristler bir jandarma erini şehit etti. Olaylarda bir subay, bir as subay, 7 er ve 3 sivil yaralandı. Halk üzerinde baskı ve sindirme eylemlerine başvuran teröristlerin yakalanması için bölgede geniş bir operasyona başlandı. Baskın gecesi bir grup PKK'lı geliyor, silahlı PKK'lı. Önce cezaevini basıyorlar. Cezaevindeki mahkumları çıkarıyorlar. Sonra halkı topluyorlar meydana. Kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini orada halka duyuruyorlar. Ondan sonra da çekip gidiyorlar. Yani herhangi bir tahribat, herhangi bir şey yapılmamıştı o şeyde. Sadece biz varız, biz buradayız, biz PKK'yız, biz Kürt milliyetçisiyiz diye. Tabii başlangıçta ya bu bir geçici olaydır, yani bunun arkası gelmez diye düşünenler oldu. Ve fazlası üzerine gidilmedi. Özal geç geldi. Birkaç gün tatilini, iki gününe uzattı. Özal dönüşünde dedi ki, bu büyük boyutlu bir olaydır. Çoktan çok gider, azdan az gider. Çok uzun sürecek dedi bu iş. Çok uzun sürecek dedi. Çok ciddi bir hadisedir dedi. Ama dedi, biz şu anda dedi panik yaratmamak ve bir de karşı tarafa cesaret vermemek için bunu basit bir terör olayı diyeceğiz buna. Ayrılıkçı sol teröristler Eruh ve Şemdinli'de silahlı baskın yaptı. Bir şehit verdik, 12 yaralı var. Bölücü komünistlerin yakalanması için geniş bir operasyon başlatıldı. Sol ayrılıkçı örgütlere mensup terörist grupların Eruh ve Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos gecesi silahlı saldırılarda bulundukları ve olaylar sırasında bir erin şehit olduğu, bir subay, bir as subay, 6 er ve 3 sivilin de yaralandığı açıklandı. 91'lerde falan PKK çöküş dönemine girdi. O zaman biz huduttaki askerlerimizin büyük bölümünü çektik geri. Çökmek üzere olan PKK yeniden dirildi. Fevkalade yanlış bir politikaydı. Tabii bizim en büyük şanssızlığımız, bizim dost bildiğimiz ülkelerin bu konuda bizi desteklemesi. APO Suriye'de oturuyor, kalkıyor, her türlü temasını yapıyor. Ve bütün uğraşmalara rağmen hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Eğer sizin ekonomik hedefiniz, finansman hedefiniz, dış finansman anlayışınız, ödemeler dengesi meselelerini çözmekteki idrakiniz ve basiretiniz yeterli değilse dış politikada sözünüz olmaz zaten.
Bugün, daha dün işte bakın, gemi geldi bugün muhtemelen. Dün Misrata'dan ve Bingazi'den 500 kişi aldı geldi. Türkiye'nin feribotu. Bunu yapabilir miyiz biz? Feribotunuz olmazsa bunu yapabilir misiniz? Milli geliriniz 150 dolarsa bunu yapabilir miyiz? 150 milyar dolarsa bunu yapabilir misiniz? Ayrılıkçı grupların saldırısı. Bir er şehit. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre sol ayrılıkçı örgütlere mensup teröristler Eruh Jandarma Karakolu'na yaptıkları saldırıda bir eri şehit etti, 6'sı er, 9 kişiyi yaraladı. Şemdinli'deki saldırıda da subay gazinosu, lojmanları ve jandarma karakolu tarandı. 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Gerçek ismi Yılmaz Pütün ama Türkiye onu Yılmaz Güney olarak tanıdı. Çevirdiği filmlerle milyonlarca insanın hayranlığını kazandı Çirkin Kral. Bir hakimi öldürmek suçundan 19 yıl hapse mahkum olan, cezaevinden firar eden Yılmaz Güney, Fransa'da Türk sinema tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. 1984 yılındaysa Çirkin Kral artık yaşam yolculuğunun sonuna gelmişti. Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki, yenileri kaldıramazlar. Adamın iyi atı, iyi arabası olsa. 1937 yılında Adana'da köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Yılmaz Güney. Üniversite için gittiği İstanbul'da Atıf Yılmaz'la tanışması onun hayatında dönüm noktası oldu. Sinemaya 1959'da adım attığında Yılmaz Güney bir ustanın yanında çıraklık yaparak başlıyor. Atıf Yılmaz'ın Bu Vatanın Çocukları ve Ara Geyik filmlerinde. Ve Atıf Yılmaz'dan gerçekten çok şey öğreniyor. Bu işbirliği daha sonraki yıllarda da sürüyor. Belki bir başka usta daha dolaylı da olsa Lütfü Akat da hiç kuşkusuz Yılmaz Güney sineması üzerinde etkide bulunan isimlerden bir tanesi. Onu besleyen damarlardan bir tanesi. Yılmaz Güney, 1960'lı yıllarda genelde macera filmleri çekti. Çirkin Kral lakabı da o filmlerden kaldı. Bu bir yerde yakışıksız gibi de durabilecek bir yakışma. Çünkü en ikonu yakışıklı bir oyuncu aslında Yılmaz Güney. Ama belki de şunu söyleyebiliriz, o dönem yaptığı farklı sinemanın, işte toplumsal gerçeklere yönelen Hudutların Kanunu, Seyit Han gibi filmlere baktığımız zaman ancak onun gibi bir oyuncu bu karakterleri canlandırabilirdi diye düşünüyorum. Çirkin Kral 1972 yılında devrimcilere yardım ve yataklık suçundan 2 yıl hapse mahkum oldu. 1974'te hapisten çıkan Yılmaz Güney, Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan Arkadaş filmini çekti. Yatmayacak mısın benimle? Hayır. Para verdin ama. Önemli değil. Niye? Biraz daha belki daha kaba veya slogancı diyebileceğimiz özellikler taşımakla birlikte aslında bir yönüyle Türk sinemasında bir devrim içeriyor. Yani ilk defa alışa gelmediğimiz karakterler, politik meseleler, sorunlar sinema perdesinde son derece açık biçimde tartışılıyor. Ve bir yerde çözüme ulaştırılıyor. Bu yapısıyla yine de çok önce önemli bir film diye düşünüyorum Arkadaş. Yılmaz Güney 1976 yılında Yumurtalık ilçesi hakimini öldürmekten 19 yıl hapse mahkum oldu. 5 yıl hapis yattıktan sonra firar etti, Fransa'ya kaçtı. Tek bir davadan yargılandığı halde Yılmaz Güney hakkındaki daha önceki suçlamaları da bir araya katarak bir anda onun yani cezaevinin ömrünün cezaevinde geçirmesine neden olabilecek bir tablo ortaya çıkıyor. İşte bu tabloda da biraz da belki o koşulların zorlamasıyla Fransa'ya gidiyor ve orada çalışmalarını sürdürüyor. Senaryosunu yazdığı Sürü ve Yol filmleri Avrupa'da büyük ses getirdi. Yılmaz Güney, Fransa'ya kaçtığında Şerif Gören tarafından yönetilen Yol filmini yeniden kurguladı. Ve Türk sinema tarihinin en büyük başarısına imza attı. Yıllar sonra işte Diyarbakır. Garip çocuklarım, karım. Her şeye rağmen beni seven. Beni görünce sevinecek olan. Kayınbabam, kaynanam ve kayınlarım. Benden nefret ederler.
Ne garip. İşte Diyarbakır. Beş Mahkum'un hayat hikayesinden yola çıkan bir film. Bunu o beş hikayeyi ayrı ayrı bölerek arka arkaya aktarabilirsiniz. Fakat Yılmaz Güney bu yolu tercih etmiyor. Bunun yerine hikayeleri iç içe geçiriyor. Bu aslında son derece modern, çağdaş bir yöntem. Bizim daha çok karmaşık anlatı diye adlandırdığımız çağdaş anlatının aslında ilk temellerini atıyor. Ta 80'li yılların başında. Bu da onun ne kadar iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu gösteriyor bir yandan. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazandı. 10 Eylül Milliyet. Yılmaz Güney öldü. 1983 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan sinemanın çirkin kralı Yılmaz Güney, bir yıl sonra mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Naaşı Paris'te bulunan Père Lachaise mezarlığına defnedildi. 11 Eylül Milliyet. Fransa vasiyetini kabul etmedi. Yılmaz Güney'in cenazesi el üstünde taşınmayacak. Yılmaz Güney'in filmleri uzun yıllar ülkesinde, kendi ülkesinde, Türkiye'de yasaklıydı. İzlenmesi mümkün değildi ve çok da hoyratça bir şekilde bu filmlerin birçoğu arşivlerde kayboldu, kimi zaman imha edildi ve gerçekten bu topraklarda yetişmiş çok önemli bir sinemacının eserleri ne yazık ki gerektiği şekilde korunamadı. Yabancı bir eleştirmen Hoberman, Yılmaz Güney ile ilgili şu yorumu yapmış. Onun Clint Eastwood, James Dean ve Che Guevara'nın bir karışımı olduğunu söylüyor. Baktığımız zaman gerçekten de Clint Eastwood gibi sert bir aksiyon macera kahramanı, James Dean gibi romantik bir karakter, aynı zamanda Guevara gibi bir usta politikacı, siyasi figür, politik sinemanın öncüsü. Dolayısıyla gerçekten bu onu çok iyi tanımlayan bir niteleme sanıyorum. Ne var lan Cabbar, ne istiyorsun? Atım öldü Tahir ağam. Sana geldim. 500 liralık bir at alsam şimdilik işimi görür. Bana ne lan atın öldüyse, ben mi sana şehre git dedim? Şehirde adamın atı da ölür, her bir şeyde. Hadi git, şehir senin karnını doyursun.